Herkese merhaba, ben Ece Zaim. Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetlerinin İyi Yaşa programına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tatlı hazırlayacağım. Hazırlayacağım tatlının ismi Semifredo. Semifredo'muzu helvalı, böğürtlenli ve Antep fıstıklı yapacağız. Daha sonra da üzerine sıcacık bir çikolata sosu hazırlayıp dökeceğiz. Hadi başlayalım. İşe öncelikle krema ile başlamak istiyorum. 500 gram kadar kremam var. Kremanızın soğuk olması, çırptığınızda şekil alması için oldukça önemli. Ülkemizdeki kremaların yağ oranı biraz daha düşük olduğu için ısıya oldukça önem vermemiz gerekiyor. Kremamın hepsini set üstü mikserime döküyorum. Ayrıca bu işlemi klasik bir mikserle de yapabilirsiniz. Çırpma telini taktım ve önce orta devirde, daha sonra yüksek devirde kremam tamamen kıvam alana kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpacağım. Kıvam alsın ama çok sertleşmesin. Bir çimdik kadar da tuz ekliyorum. Kremam gördüğünüz gibi teli tutan bir kıvama geldi ama öyle tıraş köpüğü olacak kadar da sertleştirmedim. 5 yemek kaşığı kadar pudra şekerim var. Yavaş yavaş düşük devirde makinem çalışırken içerisine ekleyeceğim. Bu sırada biraz da vanilyam var. Ben vanilya çubuğunun iç tanelerinin kurutulmuş halini kullanıyorum. Eğer siz bulamazsanız bir adet vanilya çubuğunun iç tanelerini bu aşamada ekleyebilirsiniz. Kremanızın bir anda pof diye havaya uçmaması için bu işlemi düşük devirde yapmayı unutmayın. Şimdi yüksek devire alıyorum. Tamamıyla pudra şekerim karıştı ve 1 dakika kadar daha iyice kıvamlanıncaya dek çırpıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi içerisine onu lezzetlendirecek diğer malzemeleri katacağız. 50 gram kadar çikolatam var. Siz burada damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ama damla çikolataların dışına bir işlem yaptıkları için biraz daha lezzetsiz bir çikolata. Benim tavsiyem normal blok çikolatayı küplere bölmeniz. Gelişi güzel doğrayabilirsiniz. Çikolataları ekliyorum. Fıstıklarımı da ekliyorum. Yaklaşık 100 gram kadar da böğürtlenim var. İsterseniz vişne kullanabilirsiniz, ahududu kullanabilirsiniz. Buradaki amaç ekşi bir meyveyle tatlı olan helvayı biraz daha lezzet olarak dengelemek. Son olarak da 250 gram kadar Antep fıstıklı helvam var. Onu ekleyeceğim. Helvayı 3'e bölüyorum ve bir dilimini çatalla ezip içerisine ekliyorum. Geri kalanını da küp küp doğrayıp ekleyeceğim. Küp küp olanlar parça olarak ağzınıza gelecek ve diğeri ise tüm kremanın içerisine dağılacağı için helva tadı çok daha eşit bir şekilde yayılmış olacak.
şimdi tüm malzemeyi iyice eşit olarak dağılana dek karıştıracağım. Artık güzelce karıştı. Gördüğünüz gibi böyle dikdörtgen bir kek kalıbım var. İçerisini yağlı kağıtla tamamen kaplayacağım ve tamamını içerisine dökeceğim. Stretch filmleyeceğim ve buzlukta minimum 3 saat kadar dinlendireceğim. Benim tercihim bir gece kadar dinlendirmeniz. Ben şimdi size önceden yaptığımı çıkartacağım. Semifredo yarı donmuş demek. Biz de yarı donmuş bir tatlı istediğimiz için krema hiçbir zaman tamamıyla bir dondurma kadar soğumuyor. Biz de onu biraz 10 dakika kadar oda sıcaklığında hafifçe ılıtacağız. Şu an oldukça sert, dondurma kıvamında olmadığı için de kesilirken kırılacaktır. Biz sosumuzu yaparken kenarda beklesin. Sosumuza geçiyorum. Çok basit bir çikolatalı sos yapacağız. Aslında bu bir çikolatalı ganaş. Yaklaşık 200 gram kadar kremam var. Kremayı bir sos tenceresinin içerisine döküyorum. Ve altını orta ateşe açıyorum. 200 gram kadar da %70 kakao oranında çikolatam var. Çikolatalarımı küçük parçalara bölüp bir kaseye alacağım. Burada yapmak istediğim işlemin adı scald etmek. Yani kremayı kaynatmadan ısıtmak istiyoruz. Orta ateşte olması çok önemli çünkü ateşi fazla açarsanız krema yanlardan hareket etmeye başlar ve kabarcıklar oluşur. Aslında bu bir sahte ısınma göstergesidir. Ortası soğuk kalacaktır. Orta ateşte yaklaşık birkaç dakika kadar ısıtalım. Bu sırada ben de çikolatalarımı bu kaseye bölüp koyacağım. Çikolatalarınızın rahatça erimesi için ufak parçalara bölmeniz önemli. Ama boyutlarının hiçbir önemi yok. Gelişi güzel kesebilirsiniz. Isınmış olan kremayı çikolatanın üzerine döküyorum. Bir dakika kadar bekleyeceğim ve daha sonra karıştırarak çikolatayı eriteceğim. Bu sırada semifredoyu da artık açıp sunum tepsisine almak istiyorum. Hazırladığım çikolata sosu şimdi üzerine döküyorum ve Antep fıstıklarıyla süsleyip sunumu hazırlıyorum. Helvalı semifredomuz ve sıcak çikolatalı sosumuz hazır. Afiyet olsun.